Dönüşü yok, beraberce karar verdik, ayrılmaya alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Gözyaşları gereksiz artık akmamalı, alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Abi ne güzel bir şarkı ya, yemin ediyorum. Ne varsa eskiler de var, yeniler de güzel ya, onlarda da güzeller var. Şimdi çok şey yapmayalım, çok klişe laf söylemeyelim. Merhaba arkadaşlar. Açılışa bak. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza Welcome to the Jungle. Arkadaşlar kaban bir miktarı izi açıklama yapmış. Hadi açıklamalara bakalım. Yine hangi bozup dağıttığı şeyleri toparlamış ya da toparlayacakmış, onlara bakalım. Şurada yukarıda şekil A, görüntü B'de gördüğünüz arkadaşlar. Siper ve el becerisi, yani kaçma ile ilgili oyunla bir miktar evet izi problem var. Bu doğru bir şey. Ne zaman düzeleceğini bize söylemişti arkadaşlar. Diyor ki siper ve kaçınma ile ilgili devam eden sorunları çözmek için çalışmaya devam ederken bu içeriği daha iyi hale neymiş bu içeriği daha iyi tamamlamamıza izin vermek için Summer of Pain'in 4. hafta görevi ve sol hedefini bir hafta uzatacağız. Ha. Yani her hafta geliyor ya arkadaşlar, bakın şu mevzu, şu dalga, dalgayı da size göstereyim. Şu dördüncü hafta burası arkadaşlar uzayacak, bir hafta daha devam edecek. Yani bu hafta 5 gelmiyor arkadaşlar. Tabi bu hafta 5 gelmeyecekmiş kabamın açıklamasına göre. Hadi bakalım. Ondan sonra ne demişler? Görevini ve solo hedefleri bir hafta uzatacağız. Solo hedefleri. Onları da göstereceğim ben size. Hatta hemen göz, ama ben tamamladığım için gösteremem. Solo görevler veriyorlar ya arkadaşlar. Hani mesela giriyorsunuz. İşte bu haftakinde ne vardı mesela? Dark Hulk mı vardı? Tam hatırlamıyorum ama bir girip bakalım içeriye. Şey vermiş, hatırlıyorsunuz. İşte kötüyle bile kötüyle alın, mutantla alın, bir de robotla alın diye. Bu görevleri de bir hafta boyunca uzatacaklarmış. Yani arkadaşlar şurada gördüğünüz yoruz cihazın 4. haftası bir hafta daha uzayacak. Bu hafta 5 gelmeyecekmiş. Devam edelim. Bakalım başka ne varmış. Ondan sonracığıma demiş. Bu gelecek haftanın içeriğinin gecikmesine neden olmazmış. Allah Allah, acaba neden, şöyle bir şey olabilir mi? 4 de duracak, yanına 5 de mi gelecek acaba? İkisi birden mi gelecek? Allah Allah, bak bu da olabilir. Şimdi mesela yazının devamını okuyunca kafamda deli sorular. Tabi. Bakacağız göreceğiz ama şu bir garanti ki dördüncü hafta bir hafta daha bizlerle beraber olacak. Çayımızı, çorbamızı içecekmiş arkadaşlar. Belki yanına 5 de gelir veyahut da gelmeyebilir. Devam edelim. Başka kabam abimiz ne açıklama yapmış? Arkadaşlar bazı şeyler var. Hatırlarsanız bu yaz nasıl söyleyeyim, etkinlikleri vardı. Hatırlarsınız. Bakın onu da ben size hemen göstereyim şuradan. Gel bakalım. Şurada arkadaşlar. Görevlerde, bireysel görevlerde nerede? Oyuncu yaz kampı, biliyorsunuz bu ücretsiz arkadaşlar. Bu ücretsiz. Bu da oyuncu tatil köyü. Bundan mı bahsediyor? Bir daha bakalım. Ona göre bir bıdı bıdı yapalım. Ne diyor? Çoğunuzdan aynen oyuncu kampı ve yaz bilmem nesi falan filandan ortalama bir etkinlik, biraz daha stresli. Ortalama bir etkinlikten biraz daha stresli olduğunu duymuşlar. Çünkü bir günü dahi kaçırmak ödülleri almanızı engelleyecek. Arkadaşlar bir gün dahi kaçırırsanız şöyle gösterelim. Finaldeki 500 krediyi kaçırıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 500 kredi mi vardı? Ne vardı? Öyle bir şey vardı sanki. Ödüller de bu da rezalet ya. Onu da söyleyeyim ben size de. Ben hiç beğenmedim ödülleri. Bu ne lan böyle? Saçma sapan ödüller veriyor. Bari ünvanı bile ver. Finaldeki 500 kredi ve arkadaşlar uyandırma cevheri, işte kart mağazasından işte aldığınız şeyi alamıyorsunuz bir gün bile olsa arkadaşlar. Fakat kabam diyor ki bir dakika diyor. Madem diyor bir sıkıntı var diyor. Hemen diyor biz buna bir çözüm bulalım diyor. Peki ne yapacakmış arkadaşlar? Bu durumu düzeltmek ve herkese biraz daha serbestlik sağlamak için. Yani oyuncular strese girmişler. O gözlüklü görevler vardı ya. Gözlüklü görevleri bir gün bile yapmasanız arkadaşlar ödüller gidiyordu. Peki bunun için ne yapacaklarmış? Bazı güzel günler oluşturmaya çalışacaklarmış. Çarşamba günü, yani yarın itibariyle 14 Temmuz saat 8'den itibaren akşam 8'de mağazaya bir altın karşılığında bir satın alma limiti
vereceklermiş arkadaşlar. Bu sayede ne olacak? Eğer kaçırırsanız bunu telafi edebileceğiniz bir şey olacak size. Yani oldu da kaçırdınız, hemen size telafi. Bu paketi satın almak hem oyuncuların kampı hem de o yaz okulu, yani paralı olan kısımda solo etkinlikler için anında 7 günlük kilometre taşı ilerlemesi sağlayacaktır. Bu tüm oyunculara etkili bir şekilde 7 günlük ek süre vermeli ve zaten kaçırılmış olabilecek günleri veya haftaları kapsamalıdır. Yani arkadaşlar artı 7 gün kaçırma hakkınız olacak. Bu sayede artı 7 gün opsiyonunuz olmuş olacak. Yani oldu da bir şey oldunuz, yan yattı, çamura battı, 7 gününüz daha var. Bu konuyla ilgili geri bildirimleriniz için hepinize teşekkür ederiz ve bunun bu olayla ilgili stresi hafifletmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Ama kabam tabii ne kaçırıyor arkadaşlar? Bizi stresi asıl sokan mevzu oyunun mekanikleri sıkıntı. Oyunun mekanikleri sıkıntı. Bu sıkıntılar tabii ki bizi biraz strese sokuyor. Başka bir şeyin açıkçası soktuğu yok. Neyse, böyle bir şey yapmışlar. Yani en azından artık hediye kaçırdıysanız bir gün iki gün diye üzülmeyin arkadaşlar. Üzülmenize gerek kalmadı. Çat diye artı 7 gününüz gelecek. Yarın bir altın. Bir altın. Bunun bedava herkese mail olarak at bari, yani neyse. Müptezellik diz boyu. Ve gelelim başka bir mevzuya arkadaşlar. Bu da dün gelip anında giden bir şey vardı. İşte oyuncunun sınavı mıydı? Neydi bu işte Türkçesi? Biliyorsunuz ben bunun yakalayan nadir YouTube'culardan biriyim arkadaşlar. Ve kanalda videosu var. İzlersiniz, açıklama bölümüne de linkini koyarım arkadaşlar. Bir hafta geciktirmişler. Yani normalde dün gelecekken 19 Temmuz Pazartesi gününü almışlar arkadaşlar. Sebebi de birçok oyuncuyu etkileyen devam eden sorunlar. Ne sorunları? El becerisi ve siper sorunu arkadaşlar. Bunu zaten bir hafta içinde halledeceklermiş gördüğünüz üzere. Burada da yazdığı için. Bir haftalık limit vermişler. Demek ki bir hafta içinde halledecekler. Ama halledebilecekler mi? Asıl mesele de orada. Yani biz halledeceğiz demek de bu iş olsaydı kaban bugün dünyadan baba film PUBG'den daha iyi olurdu bu oyunlar. Yani pek güvenmiyorum ama hadi inşallah olur diyelim. Ama bu çok enteresan. Yani el becerisi problemini ve siper problemini nasıl oluşturabildiniz? Yani işleyen bir mekaniğe müdahale etmediğiniz sürece o işler, yani bu şey gibi değildir ki. Bir fabrikanın makinesi gibi değildir ki. Yani zamanla zaman aşımına uğrasın. Metal böyle bir şey yok ki. Bu bir koddur yani. İyi bilirim böyle şeyleri, bilirsiniz. Yani bu kodlar zamanla yorulmazlar. Siz müdahale etmediğiniz sürece aynı şekilde aynı komutta devam eder arkadaşlar. Böyle enteresan müptezel işler oluyor ya, vallahi billahi. Neyse 19 Temmuz'da o gördüğünüz arkadaşlar işte yaz etkinliği, oyuncunun yaz etkinliği miydi? Neyse işte o da tekrardan başlayacakmış arkadaşlar. Mevcut oyun sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ediyoruz. Abi Allah aşkına çalışmayın ya. Bırakın ya. Ya bırakın bari burada kalsın. Daha ileriye gitmesin. Gerçekten bak. Ya diyoruz ki ya o şöyle bir sıkıntı oluyor, bu oluyor, o oluyor diyoruz. İçimizden geçiyoruz artık, korkudan dışarıya söyleyemiyoruz. Bundan daha kötü ne olabilir diye korkumuzdan dışarıya söyleyemiyoruz. İçimden söylüyor. Gene oluyor abi. Her daim oluyor elhamdülillah. Bu arada yeni telafi ödülleri de gelebilir arkadaşlar. Çünkü hala problemler devam ediyor. Devam ettiği için de ekstra bir tazminat ödülü de gelebilir arkadaşlar. Yeni tazminat ödülleri açıkçası ben bekliyorum. Yani kaban vermez ama ben bekliyorum, o da ayrı bir şey. Mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Anca umarsınız. Ancak aynı zamanda dikkatli olmak ve bu son derece rekabetçi rekabet başlatırken hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyoruz. Hiçbir şeyi şansa bırak. Şans, şans. Şu şansı var ya, böyle karalarım üstünü. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bu durumda olunca rahatsız dolayı özür dileriz. Neyse bir şey diyemiyorum. Velhasıl kelam açıklama bu şekilde. Summer Showdown dedikleri mevzu haftaya gelecek ki ben yakalamıştım. Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. Onunla ilgili video çekerim ben yine size. Ondan sonracıma aynı zamanda arkadaşlar yorucu yaz etkinliği de, yorucu yaz etkinliği de bir hafta daha fazladan kalacak. Yani tekrar göstermem gerekirse, şuradan kapatabilirsem eğer inşallah. Şu yorucu yıl arkadaşlar 4. haftayı bir hafta daha önce. Artık bu bir hafta daha mı olacak yoksa yanına 5. haftada mı gelecek? Bekleyip göreceğiz ama tahminimce 5. haftada gelecektir. Ve bir hafta içinde arkadaşlar, yani pazartesi gününe kadar da siper problemini kabam halledecekmiş. Hadi bakalım, hadi bakalım. İnananlar var mı aranızda? Bir yazın bakayım, ne düşünüyorsunuz? Kabam sizce bir hafta içinde bu siper problemini halledebilir mi? Halledebilir diyenler yazsın, halledemez diyenler de düşüncelerini yazabilirler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.
Kapatamadım gençler videoyu. Ne yapıyorsunuz ya gençler? Şarkının devamını söyleyeyim mi? Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Başlangıcı oydu, devamı da buydu.